yapılmasında, hazırlanmasında emeği geçen bütün Ege Türk çalışanlarını ve şu anda ekranlar başında bizleri izleyen bütün vatandaşlarımızı muhabbetle cani gönülden selamlıyorum. İyi ki varsınız. Sizler olmasa bizler bu vatandaşlarımızla, bu güzel insanlarımızla, Kuvayi Milliye kahramanlarının aziz ve muhterem evlatlarıyla buluşamayız. Onun için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Sizler de iyi ki varsınız. Çünkü size önemli görüşlerinizi gelip televizyonunuzda bizlerle birlikte ve izleyicilerimize paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Evet, Türkiye gündemiyle başlayalım. Çünkü Türkiye gündemi hala karışık, hala şehitler gelmeye devam ediyor. Evet. Ve son 15-16 gün kala hala bir koalisyon olmuş durumda değil. Ve hala hükümet kurulmadı. Bunlarla ilgili sizlerle konuşmak istiyorum. Önce tabii biliyorsunuz her gün şehitler gelmeye devam ediyor. Evet. Ve bu aşamada neler söylersiniz, neler paylaşırsınız bizle? Evet, gerçekten neredeyse her gün bir değil birkaç tane şehidimizin maalesef hain PKK tarafından, hain PKK'nın kurşunlarına hedef olarak şehit edilmesini üzüntüyle izliyoruz, üzüntüyle takip ediyoruz. Bunları söylerken yüreğimiz tabiri caizse kan damlıyor. Bu vatan evlatlarını, bu milletin birliği, beraberliği için canlarını veriyor. Ama maalesef bugünkü şehitlerin, bugün Güneydoğu'daki gazilerimizin, bugün Güneydoğu'da akan kanın esas sorumlusu yaklaşık 13 yıldır tek başına bu ülkeyi yöneten AKP iktidarıdır. Bu milleti kandırdılar. Ne diye kandırdılar? Analar ağlamayacak, şehitler gelmeyecek diye kandırdılar. Oysa Milliyetçi Hareket Partisi ve bizler bunun yanlış bir politika olduğunu ısrarla söyledik. Çözüm süreci adı altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün temellerine dinamit koydular. Keşke bizler haklı çıkmasaydık ama zaman bizi yaklaşık 3-3,5 yıllık zaman zarfından sonra haklılığımızı göstermiş oldu. Bunları söylerken gerçekten büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum. Bu ülkeyi yönetenler gaflet ve delaletin ötesinde tabiri caizse bu memlekete ihanet ediyorlar. Çok altını çizerek ifade ediyorum. 20 yaşında gencecik çocukların, askerlerimizin, anaların göz bebeği, gözü gibi koruduğu evlatları maalesef bugün yine var şehidimiz. Her gün. Her gün var. Her gün. Her gün geliyor. Biz çözüm sürecinin ihanet süreci olduğunu ifade ettik. Niye söyledik? PKK dünyanın gelmiş geçmiş en eli kanlı vahşi terör örgütüdür. Yılanla aynı çuvala girilmez. Yılanla pazarlık olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini bölmeye çalışanlarla pazarlık masasına oturulmaz. Bunları bizler söylerken bizlere başta şu anki Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP'nin üst düzey yöneticileri ciddi şekilde saldırdılar. Milletin hafızasını yok saydılar. Oysa Türk milleti yapılanları, Türkiye'de PKK'nın akıttığı kanı, vahşeti asla unutması söz konusu olamazdı. Evet. İşte görüyorsunuz, burada ekranlarımızda herhalde gözüküyordur. Bunlar PKK'nın öldürdüğü çocuklar. Evet, kameramızı şöyle biraz zoom edersek arkadaşlar. Bunlar PKK'nın öldürdüğü bebekler. Evet. Tabiri caizse kundaktaki bebeği bile katleden PKK terör örgütüyle AKP hükümeti masaya oturdu. Pazarlık masasına oturdu. Yine bunların binlercesi var. Üniversite sınavlarına hazırlanan 17 yaşındaki Serap Yeşil lise son sınıf öğrencisi belediye otobüsünde yakıldı. Evet. Ve maalesef
hastane tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 17 yaşında diri diri yakıldı. İşte bebekleri, gencecik kızlarımızı, askerimizi, polisimizi, kısacası Kürt Türk demeden herkesi öldüren, katleden hain PKK ile 3,5 yıldır pazarlık masasına oturan AKP bugünkü akan kanın sorumlusudur. En başta da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Davutoğlu ve AKP hükümetidir. Çok açık ve net söylüyorum. Bugün şehit edilen askerlerimizin kanı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakan Sayın Davutoğlu'nun ve AKP hükümetinin yetkililerinin üzerine sıçramıştır. Ve PKK'lılar ne kadar sorumluysa şu anda ülkeyi yönetenler de bunlarla pazarlık masasına oturan Dolmabahçe Sarayı'nda sözde 10 maddelik müzakere metni imzalayan AKP hükümeti bu yapılanlardan son derece sorumludur. Bakın AKP'nin müzakere masasına oturduğu Selahattin Demirtaş ve yine eş grup başkanlarından sözde hanımefendi, sözde PKK'nın Kandil'deki komutanlarıyla sırıtarak poz veriyor. Evet. Sözde komutanlar diye bunu tırnak içinde söylüyorum. Bunlar katil, katil, eşkıya. Bunlara bir de kalkıyorlar gerilla gibi bir takım sıfatlar takıyorlar. Yine buradan bu sözde açılım süreciyle başlayan ve dağdan inen eli kanlı katil PKK'lıları otobüsün üzerinde gezdirerek otobüslerle Güneydoğu illerinde maalesef devletin valileriyle protokollerde bunlarla bir araya gelerek zafer kazanmış asker gibi bu eli kanlı eşkıya sürülerini bu şekilde memleketimizde gezdiren AKP hükümeti bu akan kanın sorumlusudur. Evet. Dolayısıyla ben içinde bulunduğumuz bu durumdan dolayı AKP hükümetini nefretle ve şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Türk milletine ve o şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Peki başkanım, siz gerçekten çok güzel konuştunuz. Düşüncelerinizi aktardınız. Ama benim anlamadığım bir konu var. Şimdi hükümet kurulma aşamasında Sayın Devlet Bahçeli'nin biz hani ne yapmak istediğini anlayamadık bir türlü. Çünkü şöyle anlayamadık. AK Parti'yi o da çıkmış olduğu her şeyde mesela eleştiren, hatta çok yüklenen bir kişi olarak şu anda mesela AK Parti koalisyon aşamasında sıkıştığı anda Bahçeli devreye giriyor ve AK Parti yumuşatıyor şu anda. Yok, öyle değil. Yani öyle bir görünüm var şu kesinlikle anda. Kesinlikle öyle değil. Hükümete ortak olmak istemiyor gibi gözüküyor şu anda. Yani koalisyonu ikisi ya da CHP ile olmak istemiyor. Sanki bir erken seçim istiyor havası var şu anda. Evet. Hani dışarıdan görünen ve gözükenler bunlar. Evet. Ve sizin konuşmalarınızla o davranışlar çok farklı. Evet. Peki bu çok önemli bir soru. Bunu sorduğumuz için de inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Aslında öyle değil ama kamuoyu özellikle algı operasyonuyla yönlendirilmeye çalışıyor. Bakın Milliyetçi Hareket geliyor çünkü hiçbir Milliyetçi şey Hareket Partisi. Milliyetçi olarak hiçbir şey yapılmıyor evet, şu anda. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin birliği, beraberliği için, kardeşliği için hain PKK'lı teröristlerin akıttığı kanda boğulması için, Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması için, Türkiye'nin krize girmemesi için her şeyi yapmaya hazır. Bütün bedelleri ödemeye hazır. Bunu kim söylüyor? Bunu Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Doktor Sayın Devlet Bahçeli Bey söylüyor. Ve ilk gün de bunu söyledi, dün de bunu söyledi, bugün de bunu söylüyor. Peki bugün bunları söylediği halde niye hükümet kurmazmış gibi anlaşılıyor? Evet. Bakın, neden böyle anlaşılıyor şu anda? İşte şu bebekleri öldüren, şu 17 yaşında üniversite sınavına hazırlanan, belediye otobüsünde cayır cayır yakılan Serap Yeşil Tuna gibi
Bu milletin geleceği olan, evlatlarımızı katleden, askerlerimize kurşun sıkan, PKK'nın siyasi uzantılarıyla ya da PKK'yla direkt veya dolaylı çözüm süreci adı altında yürütülen pazarlıklar varsa Milliyetçi Hareket Partisi yok diyor. Çözüm süreci yoksa Milliyetçi Hareket Partisi her türlü bedeli ödemeye hazır. Bu kadar basit. Bakın, çözüm süreci varsa işte çözüm süreci bu. Çözüm süreci 17 yaşında kızımızın evet, bunlar tabii diri diri yakılması. Kötü, çok İşte kötü biz diyoruz ki çözüm sürecine devam edecekseniz AKP'ye kuracağınız hükümet HADEP orada. PKK'nın siyasi uzantısı, meclisteki maalesef temsilcisi HADEP'le kurabilirsiniz. Evet. Bu da yetmezse Cumhuriyet Halk Partisi ile de kurabilirsiniz. Evet. Çözüm sürecinin... Biz yokuz diyor ve sonra CHP ile görüşmeler başlıyor. Hayır öyle değil. Tekrar bak, ortaya çıkıyor. Hayır, işte tam orada anlamadığımız biz yokuz değil bakın lütfen. Hani namaza yaklaşmayın. Şimdi Bektaşi'nin... Siz sizden evet, öğrenmemiz lazım bunları. Hani... Bir yanlış anlaşılma varsa onları kesinlikle, da en kesinlikle burada kamuoyu ben çok evet. teşekkür ediyorum. Çok önemli bu. Sizler aracılığıyla başta Marmara ve Ege olmak üzere uydu aracılığıyla Türkiye'de tabii, hatta dünyanın her tarafında şu anda bizleri izliyorlar. Kesinlikle. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylediği şu. Siz çözüm sürecine devam edeceksiniz. Çözüm sürecini savunan bir parti var. Kim? HADEP. Evet. PKK'nın siyasi uzantısı. Onlarla birlikte kurum hükümeti. Evet. Çözüm süreci yoksa biz hazırız diyoruz. Kim diyor bunu? Milliyetçi Hareket Partisi diyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı söylüyor. Peki. Hatta bunun bedelini ödemeye hazırız diyor. Gayet açık. Bakın. Evet. Bu kadar basit. Hatta geçen hafta Sayın Genel Başkanımız Tokat'taydı galiba. Yozgat, Tokat o bölgedeki ziyaretlerinden birinde. Çözüm süreci yoksa yargı herkese eşit işleyecekse, adalet olacaksa, Milliyetçi Hareket Partisi Kur'an'a el basar bu hükümette yer alır dedi. Bu kadar basit. Evet. Ama şimdi AKP bir yandan bu katillerle, eşkıya sürüsüyle pazarlık yapıyor. Dolmabahçe saraylarında 10 maddelik metin hazırlanıyor işte burada. Ve şimdi de diyor ki biz aldatıldık. Yanlış yaptık. Bunlara güvenmek doğru değilmiş. Hatta onun ötesinde MHP haklı çıktı. AKP'nin en yetkili ağızları. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi eğer siz çözüm sürecinden vazgeçiyorsanız biz hazırız diyor. Hiç de her türlü bedeli ödemeye hazır. Topu taça atmıyoruz. Onlar gibi AKP, CHP görüşmelerindeki gibi 20 kaç gün oldu neredeyse 45 günü tabii, tamamlamak tabii. üzereler. Son 15 gün. Yani ne daha fazla oldu. Yok 20... yok son 15 gün. Yani ağzınıza sağlık. Son 15 güne giriyoruz artık. Evet. Yani yarıdan çoğunu geçirdiler. Hiç topu taça atmadan, sağa sola yuvarlamadan biz hazırız diyor. Ama AKP şimdi bir çözüm süreci adı altında ülkeyi bölme parçalama projesini hayata geçirdi. Ve şehitler gelmeye başladı. Evet. Buradan bir çıkış arıyor ama çıkış da bulamıyor. Çünkü bu çözüm süreci sözde Türkiye'yi uçuracaktı. Türkiye'nin en önemli sorunu buydu. Neymiş Türkiye'nin en önemli sorunu? PKK'lı katillerle, hainlerle devlet el sıkışacak, pazarlık yapacak. Onlarla aynı çuvala girecek. Dolmabahçe saraylarında 10 maddelik müzakere metinleri hazırlayacak. Sonuç işte şehitlerimiz maalesef. Evet. İşte gazilerimiz. Evet. Onlarca araç yakılıyor. Bugün Türkiye'nin güneydoğusunda şehirler arası yollar kapalı, yollar. Evet ve hala şehirlerde, büyük şehirlerde otobüsler hala kundaklanmaya devam ediyor. Geçen de İzmir'de, Narlıdere'de yine bir otobüs yıkıldı. Otobüs kundaklanmanın ötesinde yani şehrin içine dair şehirlerin içerisinde yani. Tabii ki. Kazılan hendekler dolayısıyla bazı mahallelere girilemiyor. İşte çözüm sürecinin geldiği nokta bu. Ama hala ne diyorlar AKP'li yetkililer? Çözüm sürecine pahasına olsa olsun devam edecek. İşte orada da Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki biz yokuz. Biz 7 Haziran seçimlerinden önce de, seçim sattığı mahalleye girilmeden önce de
Bu hainlerle, eli kanlı terör örgütünün temsilcileriyle, katillerle bir araya gelinmeyeceğini, bunun son derece yanlış olduğunu, memlekete zarar verdiğini, uçuruma götüreceğini, bölünmemizi, bin yıllık kardeşliğimizi zedeleyeceğini söyledik ve bugün de yaşıyoruz bunları. Maalesef. Evet. O zaman siz hala çözüm sürecini savunuyorsanız Milliyetçi Hareket Partisi yok. O şehitlerin vebalini, o gözüne bakmaktan annelerin çekindiği, o evlatlarına kıyamadığı şehit analarının o çığlıklarına biz sessiz kalamayız. O vebali üzerimizde taşıyamayız. Evet. Bu memleket için ölürüz ama şehitlerimizin ve şehit yakınlarının o ağıtlarının sızılarını omuzlarımıza taşıyamayız. Evet. Onun için diyoruz ki çözüm sürecine devam edecekseniz o zaman buyurun HADEP'le CHP'yle kurun. Çözüm sürecine devam etmeyecekseniz Milliyetçi Hareket Partisi her türlü bedeli ödemeye hazır diyoruz. Kim söylüyor bunu? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli söylüyor. Evet. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün kamuoyuna yetkili ağızlarından ve teşkilatlarından, milletvekillerinden yapılan açıklamalar da budur. Evet. Yine Milliyetçi Hareket Partisi ne diyor? Yargı herkese eşit olsun diyor. Yani şimdi aç olduğu için baklava çalana onlarca yıl hapis veriyorsun. Yaşıtları işsiz gezerken, üniversite mezunu gençlerimiz evine bir dilim ekmek götüremezken, çocuğuna bir kutu süt götüremezken, bakanların çocuklarının yatak odalarında trilyonlar çıkıyor, buna hesap sorulamıyor. Bu olmaz. Yargı herkese işi dişleyecek. Evet, bunun hesabı zaten kesinlikle. Bir şekilde ve sorumlu. Cumhurbaşkanı da yasal sürecine dönecek. Evet. Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi asla sorumluluk almaktan vazgeçmiyor. Bunlar doğru değil. Ama birileri şunu istiyor. Bu akan kanın, kendilerinin yanlış politikaları sonucunda akan kanın hala Milliyetçi Hareket Partisi'nin de için içine çekerek devam etmesini istiyor. Olmaz. Bakın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı döneminde 99-2002 yılları arasında Türkiye'de en az şehit cenazelerinin geldiği, şehitlerimizin olmadığı dönemler. Ama AKP iktidarı gelmiş, ne olmuş? Maalesef şehitler yine bu çözüm süreci analar ağlamasın diyerekten şu anda sadece şu son iki haftada 20'nin üzerinde şehit geldi. Ama bakın bu burada çözüm süreci bittikten sonra, yani şu an zaten çözüm süreci diye bir şey yok. Ondan sonra gelmeye başladı. İşte ve bu şu an sahte 3 yıllık bir zaman oldu. Öncesinde de zaten inanılmaz şehitler vardı. Bunları hepimiz burada var. Bakın 2002 yılındaki şehit sayısı sadece 7. Evet. Bakın sadece 7. O zaman çözüm süreci mi vardı? Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin terörle mücadelesi vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde bulunduğu iktidarın terörle nasıl mücadele edildiğini etkin bir şekilde gösterdiği dönemde. Bakın 2001 yılında şehit sayısı 20. 2000 yılında 29. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara geldiğindeki şehit sayısı 236. Evet. Yani her yıl Milliyetçi Hareket Partisi iktidarı döneminde şehit sayısı azalmış, hatta neredeyse yok denilecek kadar sıfırlanma noktasına Peki, gelmiş. Bununla ilgili herhangi bir işte terörle mücadele için bir şey önerdiniz mi? Önerge verdiniz mi? Yani bu terörü azaltmak için, şehitleri azaltmak için mecliste böyle bir önerge verdiniz mi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu çözüm sürecinin başladığında da öncesinde de belli. Bu konulardaki duruşu belli. Terörle müzakere olmaz. Teröristlerin temsilcileriyle masaya oturulmaz. Yani başka bir şekilde, ne bileyim, bu terörü önlemek için, bakın, bu şehitleri önlemek için. Bakın. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Terörü bitirmenin, terörün bir tek nedeni yani, yoktur. Bakın bunun sadece bir. Sadece onlarla bakın, masaya mı oturmak gerekiyor bitmesi için? Hayır, işte biz onun yanlış olduğunu söylüyoruz. Evet. Bakın onu anlıyorum. Türkiye'deki terörün program zaman sınırlı. Onun için çok kısa değinerek rahat geçeceğim. Olun, PKK terör örgütünün içerisinde Türkiye'nin haricinde biz Kurtuluş Savaşı'nı kime karşı verdiysek hepsinden terörist var. Evet. Ermenisinden tut,
Sözde dost müttefik Avrupalı ülkelerden. Bakın geçen ölen YPG'lilerden birisi Alman çıktı. Hı hı. Evet. Birisi bir başka Avrupalı sözde dost müttefik ülkenin. Hı hı. Ya bunların PKK saflarında ne işi var? Bütün mesele şu. PKK'yı ve IŞİD'i Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Orta Doğu'da sınırları değiştirmek isteyen kapitalist, emperyalist, başta Amerika, Avrupa ülkeleri olmak üzere Orta Doğu'da Büyük İsrail Devleti'nin kurulmasına hizmet etmek. Evet. Bakın IŞİD'de, PKK'da kurucular aynı. Zaten başkanım IŞİD'le başladı. IŞİD şu anda piyasada yok farkındaysanız. Sadece olaylar teröre döndü. Evet. Yani IŞİD şu anda anılmıyor. Ne demek istiyorum? Hı hı. PKK terör örgütünün bir ayağı yurt dışında. Tabii. Yani sadece yurt içinde mücadele etmek. İki, yurt dışında tabii ki. Ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim birçok bunun mücadelenin alanları var. Ama en önemli ayaklarından birisi de terörle müzakere olmaz, mücadele olur. Nasıl? Evet. Şurada Türkiye'nin herhangi bir yerinde sıradan vatandaş yanlış yaptığında hukuk devlet hesabını soruyorsa, yargı hesabını soruyorsa, emniyet güçleri, polisimiz, jandarmamız gerekeni yapıyorsa teröristlere de yapacaksın. Sen olması binlerce binlerce gencimizi öldürmüşsün, bebekleri katletmişsin. Dolayısıyla bir, müzakere olmaz. Yine İki, bir etkin aileye, mücadele olur. Tabii ki. Üç, ateş üstü yurt dışındaki bağlantıları kesilir. Hı hı. Onların ayaklarını keseceksin. Tamamen kesmek gerekiyor bitirmek için tabii ki. Evet. İşte bunlarla ilgili mecliste ya, tabii ki konuşuyorsunuz. Eğitim, kültürel, sosyal, ekonomik yatırımlar. Hı hı. Bunlar sadece tek yönden elbette silahlı mücadeleyle terörü bitiremez. Ama müzakereyle asla olmaz, olmadığı da gözüktü. Evet. Peki şöyle bir sorum var yine gördüm ve sizlerle paylaşmak istediğim. Biliyorsunuz kendi seçmeninden alacağı tepkiye karşın meclis başkanlığı seçiminde İsmet Yılmaz'a destek verdi MHP. Evet. Evet. Bu neden? Şimdi biraz önce niçin AKP ile hükümet kurmuyorsunuz? Hı hı. Hem de CHP ile görüşürken sanki kurmak istiyormuş gibi. Hı hı, yok öyle bir mesaj verdiğimiz yok. Evet. Biz ilk anlaşılan işte o şekilde. Yok kesinlikle. Evet. Evet. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ne dedi? Bir an önce bu cuma çıksınlar kamuoyunun önüne, hükümeti kursunlar, kurduklarını ilan etsinler dedi. Şimdi AKP-CHP hükümeti kurulurken biz farklı bir hareketin lideri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı kamuoyuna farklı bir demeç vermiyor ki. Yetkililerimiz de vermiyor. Hı hı. Ama şunu hep söylüyoruz. Ülkenin sahipsiz kalmaması için, krize girmemesi için, çözüm süreci yoksa, yargı, adalet herkese eşit işleyecekse Milliyetçi Hareket Partisi her türlü bedeli ödemeye hazır diyoruz. Hı. Ama çözüm süreci devam edecek diyorlar. Öyleyse o zaman buyurun HADEP'le kurun. Şimdi gelelim meclis başkanlığı seçimine. Evet. Bakın. Orada da AK Parti'nin adayı destekledi. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin adayını desteklemedi. Hı. Yani asla. İsmet Milliyetçi Hareket Partisi destek verdiniz, evet. Vermedik. Verilmedi mi orada? Yok. Biz çekimser kaldık. Biz kendi adayımızın arkasında durduk. Hı. Biz Deniz Baykal'a oy verseydik Deniz Baykal seçilecekti diyorlar. Siz vermediniz. Biz AKP'ye de vermedik. Biz kendi adayımızdan başka hiç kimseye oy vermedik. Evet. Bakın 1, 2, 3. İlk 3 turda Ekmelettin İhsanoğlu'na oy verdik. Hı hı. 4. turda boşalttık. Evet. Hiç kimseye oy vermedik. Yani biz İsmet Yılmaz'a oy vermedik. Deniz Baykal'a da vermedik. Peki Deniz Baykal'a niye vermedik? Hı hı. Deniz Baykal'la CHP Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimin hemen akabinde baş başa görüşme yaptılar. Ne görüştüler burada? Efendim en yaşlı üye olduğu için meclisi nasıl idare edeceğini görüşeceklermiş. Buna kimsenin inanmadığını anlayınca bu sefer koalisyon ya da kurulacak hükümetle ilgili de konuştuklarını ifade ettiler. Cumhurbaşkanlığa neymiş?
Siz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, en çok oyu kim aldıysa temayüller gereği hükümeti kurma görevini ona verirsiniz. O kiminle görüşecekse görüş. Size ne? İşte şu an Davutoğlu'nun yapmak istediği yani evet, o görevi evet. O üstlendi şu an. Yani zaten. Evet. Zaten bu gözüküyor başkanım. Bakın. Yani her şekilde gözüküyor. Burada başkanım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Deniz Baykal'ın meclisi nasıl idare edeceği konusunu görüşmediklerini sokaktaki, çarşıdaki, pazardaki, dağdaki herkes biliyor. Evet. 7'den 70'e herkes biliyor. Bunlar orada bir pazarlık yaptı. Peki bu pazarlığın delili var mı, belgesi var mı elimizde? Ama dışarıya yansıdığına göre Deniz Baykal milletvekili, meclis başkanı seçilecekti. CHP'den bir grup milletvekiliyle AKP'ye destek verilecekti. AKP tek başına iktidar olacaktı. Evet. Kamuoyuna yansıyan bu. Bunun delili belgesi var mı? Yok. Ama bunu destekleyen elimizde önemli geçmişte birebir yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşan bir kişi var. Kim bu? Zülfü Livaneli. Zülfü Livaneli bu konuyu köşesinde, gazetesinin köşesinde yazdı. Yazmış. Ve bütün kamuoyu da bunu, burada ben bunları uzun uzun okumak istemiyorum. Geçmişte de tıpkı zamanın dönemin genelkurmay başkanı Büyükhanıt'la Dolmabahçe Sarayı'nda nasıl gizli bir görüşme yaptıysa, açıklanmadıysa kamuoyuna, Deniz Baykal'la da bir görüşme olmuş. Ne zaman? Şeyin yasakları kalkmadan önce. Erdoğan'ın yasağı kalkmadan önce. Evet. Ve bir pazarlıklar yapılmış. Bunları Zülfü Livaneli bu şahitlerin kimlerin de orada bulunduğunu köşesinde hepsini tek tek yazıyor. Evet. İşte bunları Zülfü Livaneli'nin adını girerek bu makaleyi herkes okuyabilir. Milliyetçi Hareket Partisi Deniz Baykal'a destek vermemekle ne oldu? Evet. Deniz Baykal da Recep Tayyip Erdoğan'ın adayıydı. İsmet Yılmaz da Recep Tayyip Erdoğan'ın adayıydı. Gene istenilen değil mi? Evet. Oydu. Artı Deniz Baykal seçilseydi, bizim elimizde bir belgesi yok, bilgisi yok. Ama kamuoyuna yansıyan bu. Kamuoyunda Ankara kulislerinde konuşulan bu. Deniz Baykal meclis başkanı olsaydı CHP'den bir grup milletvekili dışarıdan destek vererek AKP'yi tek başına hükümet yapacaktı. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi bu oyunu bozmuştur. Bunun delili belgesi yok ama bunun işaretleri var. Zülfü Livaneli yazıyor bunları. Kim Zülfü Livaneli? Cumhuriyet Halk Partili. Evet. Cumhuriyet Halk Parti'nin en yetkili organlarında görev almış. Hatta ikinci kişi olmuş. Çok bu kamuoyunun yakından bildiği bir isim. İşte ben de diyorum ki bunları okursa Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis başkanlığı seçiminde ne kadar doğru bir karar verdiği ortaya çıkmış olacak. Evet. Oysa ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis başkanı adayı çatı aday denilen CHP'nin ve bizim, hatta bizim dışımızda CHP ve MHP'nin dışında birçok partinin desteklediği adaydı. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi niye Ekmelettin İhsanoğlu'na destek vermedi? Niye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayı Deniz Baykal'ı desteklemek zorunda kaldı? Oysa ki Deniz Baykal'la Erdoğan'ın görüşmesinden yine kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Kılıçdaroğlu da rahatsız oldu. Ama onun adaylığını engelleyemedi. Milliyetçi Hareket Partisi çok önemli bir oyunu bozmuştur burada. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi hiç kimsenin koltuk değneği değildir. Milliyetçi Hareket Partisi meclisteki en köklü, omurgalı ve var olmasının, Milliyetçi Hareket Partisi'nin varoluş nedenlerini birçok insan kavrayamadığı için bize saldırıyor. Biz birilerine koltuk değneği olmak için değil, birine yaranmak için değil. Kendi ilçelerimiz, varoluş ilçelerimiz doğrultusunda gidiyoruz. O kadar. Birisi evet. Beğenir beğenmez önemli değil. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak AKP'nin koltuk değneği olsak, biraz önce en şiddetli eleştiriyi hem Cumhurbaşkanı'na, evet, hem evet, Davutoğlu'na, evet, hem de özellikle bu sözde çözüm sürecini yürüten bu eli kanlı terör örgütünün siyasi uzantılarıyla, bakın şöyle orta kamerayı gösterebiliriz. Eşkıyanın liderleriyle fotoğraf çektiren bu kişilerle Dolmabahçe Sarayı'nda AKP ne yapıyor? Bakın işte.
Görüşüyorlar. Evet. Evet, görüşmeleri var. Bu fotoğraflardaki kişilerle birlikteler. E şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bunları şiddetle ve nefretle kınıyor, lanetliyoruz. Bu kadar. Hiç çekinmiyoruz kimseden de. Ve işte yok, kamuoyuna yansıyan da bu. Ben sizden özellikle ondan bunu açıklamanızı istedim zaten. Yani gözüken, dışarıdan gözüken bu. Sanki Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin sıkıştığı yerde devreye girip onu rahatlatan asla, bir parti görünümünde. Asla. Tam tersine burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle meclis başkanlığı seçimindeki ilkeli duruşu bir oyunu bozmuştur. Evet. Bakın herkes söylüyor. Şunu herkes biliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya tek başına iktidar olursa olur, olmazsa asla koalisyon istemiyor. Koalisyon olmayacak. Bunu biliyor. Zaten Türkiye'de şu anda hükümet kurulmasının önündeki en büyük engel Kaçaksaray'daki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu herkes söylüyor. Ve kalkıp ondan sonra MHP'yi böyle bütün saldırıların hedefine koyarak acımasızca, insafsızca saldırmak hiçbir vicdan sahibi insana yakışmaz. Peki şimdi 15 gün var. Bu 15 gün içinde sizce bir hükümet kurulacak mı? Yoksa erken seçime gideceğiz mi? Erken seçime gidersek Milliyetçi Hareket Partisi tabii ki Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi her daim hazır şu anda seçime. Peki seçim olursa Milliyetçi Hareket Partisi oy kaybeder mi, oylarını arttırır mı? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de bir hükümetin kurulmasını istiyor. Ama nasıl bir hükümet kurulmasını istiyor? AKP iktidarının 13 yıl boyunca tek yaptığı başına tahribatları giderecek bir hükümet kurulmasını istiyor. Evet. Bunların en başında ne geliyor? Çözüm süreci geliyor. Ondan sonra ne geliyor? Yolsuzluk, rüşvet geliyor. Evet. Vicdanlarda her ne kadar aklasalar da vicdanlarda Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonucunda istifa etmek durumunda kalan 4 tane bakanın kamuoyunda vicdanlarda mahkum olduğunu herkes biliyor. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki kim suç işlerse herkes hesabını versin. Yargı adalet, herkese eşit olsun, adalet olsun istiyor. İşte ki, çözüm süreciyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler söylüyor. Güneydoğu'da PKK silahlı terörist sayısını, eli kanlı eşkıya sayısını 5-6 binlerden 10 bin, 12 binlere çıkardığını devleti yönetenler söylüyor. Güneydoğu'da PKK şehirlere de hakim olduğunu devlet söylüyor. Evet. Bugün yargı AKP'nin yargısı olduğu için maalesef yapılan yolsuzlukların, hırsızlıkların ve rüşvetin hesabı sorulamıyor. Bu bir devlet için, bir millet için en büyük kabustur. Eğer bir ülkede yolsuzluk ve hırsızlık var da yargı bunun hesabını soramıyorsa o millet, o devlet çökmeye mahkumdur. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki bunlar suçu yoksa mesele yok zaten. Ama suçu varsa bunların hesabı sorulsun diyor. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanı yasal sınırlarına çekilsin diyor. Başbakanın yapacağı işe karışmasın. Bundan en çok rahatsız olanlardan birisinin de Davutoğlu olduğunu bütün kamuoyu biliyor. Ama ipin ucu maalesef Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da olduğu için şu ses çıkaramıyor. Şu an Davutoğlu zaten bir piyon görevinde. Yani herkesin gördüğü, tüm Türkiye'nin maalesef, gördüğü o şekilde. Maalesef uzaktan yani bunu söylemekten üzüntü duyuyoruz ama böyle yani. Bu şekilde yani. Kesinlikle. İşte Milliyetçi Hareket Partisi bu tahribatların düzeltilebilmesi için diyor ki çözüm süreci rafa kalksın. Yargı herkese eşit işlesin. Cumhurbaşkanı yasal sürecine çekilsin, yasal yetkilerini kullansın, yasal yetkilerinin dışına çıkmasın. İşte biz bırakın elimizi, gövdemizi koymaya hazırız. Böylece AKP iktidarının yaklaşık 13 yıllık yapmış olduğu tahribatları ancak bu şekilde düzeltebiliriz diyor. Peki CHP'nin niye kurmuyorsunuz? CHP'nin 276 sayısı yetmiyor. İşte HADEP dışarıdan azınlık hükümetiyle desteklesin. Ya bu eli kanlı eşkıya ile biz nasıl aynı kefeye gireriz? Biz iktidar olmak için, başbakanlık koltuklarına sahip olmak için, dünyalık makamlar için Milliyetçi Hareket Partisi milletten oy istemedi. Milliyetçi Hareket Partisi zalimden ve akıtılan kandan, yapılan yolsuzluklardan,
hesapları sorulsun, hak, hukuk, adalet yerine gelsin. Üniversite sınavlarında çocukların geleceği çalındı. KPSS soruları çalındı. Bugün emekliler evine ekmek götüremiyor. Evet. Çiftçi ürettiği malı satamıyor. Mazotun litresi 5 liraya dayanmış. Evet, hem evet, de dünyada evet. Şu ana kadar görülmedik bir şekilde mazotun varil fiyatı, ham petrolün varil fiyatı 50 dolarlara inmesine rağmen Türkiye'de litresi neredeyse 5 dolara satılıyor. Peki her şey istediğiniz gibi olursa Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile bir hükümet kurar mı? Milliyetçi Hareket Partisi bakın PKK ile dolaylı yok. Bir saniye PKK ile yani. Dolaylı veya direkt ilişkisi olmayan parti her yani. Partiyle hükümet kurar. Kurar. CHP ile de kurar, AKP ile de kurar. Evet. Yani bizim kırmızı çizgimiz şu. Bölücülerle masaya oturulmaz. PKK ile direkt ya da dolaylı ilişkisi olan, PKK'yı kınamayan, mecliste İstiklal Marşı'nı okumayan, bakın mecliste İstiklal Marşı'nı okumadı HDP milletvekilleri. Evet. Neymiş? İstiklal Marşı'na saygı duyuyoruz. Siz nerenin milletvekilisiniz? APO'nun heykelini dikeceğiz. Kim APO? Evet. Eşkıya, eli kanlı, ya bunlar çok katil. Saçma evet. Bir şey zaten. Dolayısıyla yani çok saçma gerçekten. İşte saçma. Bu PKK ile direkt veya dolaylı bir şekilde yani. İlişkisi olmayan PKK terör örgütünü kınayan, PKK'ya terörist örgüttür diyen, eşkıyadır diyen herkesle hükümet kurarız biz. Başka bizim kırmızı çizgimiz yok. Ama bizi kimse şunu istemesin. İşte analar ağlamasın adı altında, şehitler gelmesin, işte gençlerimiz ölmesin diyerek dolaylı şekilde PKK ile pazarlık masasını oturtup ülkenin, milletin bölünmez bütünlüğünü dinamitleyen hiçbir partiyle biz hükümet kurmayız. AKP çözüm süreci bitti diyorsa biz varız diyorsun. Biz varız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı bunu söylüyor, hep bunu söylüyor. Evet. Peki ben Sayın Vekilim bir şey duydum. Tabii ki AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi şu anda hükümet kurarsa, istedikleriniz olursa Milli Eğitim Bakanlığı Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilecekmiş ve siz de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Milli Eğitim Bakanı olacakmışsınız diye duydum. Estağfurullah. Tam böyle bir şey. Estağfurullah. Tabii herkes bir şeyler söyleyebilir. Bizim eğitimci için olarak. asıl olan ne kadar güzel olur, bizim çok için asıl olan ülkemizin, milletimizin geleceğidir. Çok bunun altını çiziyorum. Yakışır yalnız. Estağfurullah. Bizim için asıl olan ülkemizin ve milletimizin geleceğidir. Şehitlerimizin artık şehit cenazelerimizin gelmesini istemiyoruz. Şehirlerimizi bırakın dağlarda, şehirlerde bile eşkıyanın olmasını istemiyoruz, tahammül edemiyoruz. Yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvetin olmamasını istiyoruz. Emeklilerimizin huzur içerisinde hayatlarını yaşamasını istiyoruz. Emekli maaşları onlara yetecek kadar böyle birçok ekonomistin içinden çıkamayacağı şekilde ay başını nasıl getireceğiz diye hesap yapar halde değil. Gerçekten torunlarıyla mutlu bir hayat sürmesini istiyoruz emeklilerimizin. Asgari ücretle ilgili. Aynen, asgari ücretlerin yine en az biz 1400 lira olmasını ve asgari ücretlere büyük şehirlerde toplu ulaşım bedava sağlanacağını vaat ettik. Kısacası Milliyetçi Hareket Partisi toplumun bütün kesimlerini, küçük esnafımız başta olmak üzere, çiftçimizi, öğrencilerimizi, tayin bekleyen, atanamayan öğretmen adaylarımızın ve şu an çok fazla. Kesinlikle bir an önce sınıflarına, öğrencilerine kavuşmasını istiyoruz. Türkiye'nin gündemi bunlar olması gerekirken maalesef AKP'nin yanlış politikaları Türkiye'yi 90'lı yıllara götürdü. Evet. Bizim biraz önce verdik işte burada. Rakamları verdik. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 99'da iktidara geldiğindeki şehit sayısı 236. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidardan ayrıldığı yıl 2002'deki şehit sayısı 7, 2001'deki 20, 2000'deki 29. Şimdi sadece 2 haftada hem de artık sadece dağlarda değil eşkıya maalesef şehirlere de indi. Şehirler arası yollar
kapalı durumda. Peki Sayın Vekilim, erken seçim olursa eğer, tekrar bir seçim olursa eğer, sizce AK Parti tekrardan tek başına iktidar olabilir mi? AK Parti'nin tek başına iktidar olması mümkün değil. AK Parti'nin milleti kandırdığını, en büyük projelerinin... Ama şu an bu olayların hepsi bu erken seçim olması için. Yani erken seçim olursa yine oyların çoğunu MHP'den, HDP'den geri alıp %47-48'lerde, yani çok yüksek bir oranla yine tek başına gelecekleri, hedefledikleri konuşuluyor şu anda. Nasıl Milliyetçi Hareket Partisi çözüm süreci yoksa, yargı herkese işi dişleyecekse, biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya, her türlü sorumluluğu almaya hazırız dediği halde sanki iktidardan kaçıyormuş gibi kamuoyu algısı yönetiliyorsa, burada da bir kamuoyu algısı yapılmaya çalışılıyor. Zaten eğer 7 onlar, Haziran'da herkes millet... Evet, 7 Haziran'daki seçim sonuçlarında da... Ki, evet. Hani tek başına değil, bir koalisyon istiyoruz. Yani ülkeyi beraber yönetin. Evet. Ama hala da orada da hiçbir şey yok işte. İşte orada Milliyetçi Hareket Partisi hazır. Ama evet, milletin tasvip etmediği politikaları Milliyetçi Hareket Partisi'ne dayatırsanız yok, olmaz. O zaman diyoruz ki millete gideriz. Adalet, AK Parti'nin artık tek başına iktidar dönemini bırakın, oyları daha da geri gelecektir. İşte çözüm süreci. Ekonomi diyorlar. Çiftçi perişan. Küçük esnaf bitmiş. Emekli gerçekten durumu işler acısı. Kötü. Çok kötü. Evet, evet. Yani asgari ücretli. Üniversite mezunları, eğitim fakültesi mezunları işsiz. Atanamıyor. Yani bir sürü diplomalı şu evet, anda iş arayan çok insan var. Yani gibi. Siz yaptığınız sınavlarda, şimdiye kadar yapmış olduğunuz sınavlarda soruların çalındığını, hak etmeyen insanların devlet memuru olduğunu kendiniz itiraf ediyorsunuz. Zaten onlar bir orası fiyasko. Ağlama makamı değil. Yani. Gençlerin geleceği çalınıyor. Özellikle eğitim sisteminin hali işler acısı. Her bakan değişikliğinde, devrim niteliğinde bir politika getiriliyor. Bir başka bakan geliyor. Yine giden AKP'li, gelen AKP'li. Onu çöpe atıyor. Bir başka devrim politikası adı altında. Her devrim denilen uygulamanın sonucunda milli eğitim politikası maalesef milli olmaktan çıkmış ve işler acısı hale gelmiş durumda. Evet. Kısacası bunların tutulur bir tarafı kalmamış. İşte istikrar sürsün adı altında bir algı operasyonuyla milleti kandırmaya çalışıyorlardı. Ama millet hayatın içinde artık bunları kimse inanmıyor. Bugün çiftçinin ürettiği tarlasında perişan halde mazot, gemi mazotu işte maalesef neredeyse 1 liraya satılırken Türk köylüsüne, çiftçisine ve kamyoncu esnafına, şoför esnafına yaklaşık 5 liraya satılıyor. Bu ne adalet? Nasıl AKP tek başına iktidar olacakmış? Bu bitti. Kesinlikle bir öncekinin de altında alacaklardır. Ve her ne kadar kamuoyunu yönlendirmeye çalışsalar da bizler sizin gibi dürüst, adil, objektif yayıncılık yapan ve özellikle altını çizerek söylüyorum, Ege Türk TV gibi sizin gibi ilkeli yayın yapan yayın kuruluşları sayesinde görüşlerimizi kamuoyuna aktaracağız ve millet bunlardan haberdar olacak. Bizim için de önemli olan bu zaten. Kesinlikle. Tarafsız yayın yapmamızın amacı bu. Objektif olarak. En azından buraya gelen tüm konuklarımıza hani öğrenmek istediklerimizi çok rahat bir şekilde sorup cevaplarını alıyoruz zaten. Evet. Ki çünkü ne soracağınızı hiçbir şey bilmiyorduk. İşte kesinlikle. Oraya zaten görüşmedik, bir yayına geldiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada imajınız da güzel. Başkanım. Estağfurullah, sağ olun. Siz güzel görüyorsunuz da ondan. Gerçekten. Siz kendi güzelliğinizi görüyorsunuz. Devam edecek, uzatacak mısınız? Sonbahara kadar böyle herhalde. Böyle mi? Evet. Ama evet, yakışmış gerçekten. Sağ ol, teşekkür ederim. Tabii biliyorsunuz söz ağızdan çıktı mı bizde yerine getirilir. Evet. Bir vesileyle böyle olmuştu. Şimdilik evet, böyle devam ediyoruz. Ama söz vermiştiniz, çağırmadınız bizi o zaman. Çok özür diliyorum. Ben bunu şov amaçlı değil, sözü yere getirmek amaçlı yaptık. Evet.
Ama önemli olan sözümüzü yerine getirmek. Onun için sizi incittiyse kusura bakmayın. Yok yok, estağfurullah. Biz de takılıyoruz tabii ki. Sağ olun. İnsan sevdiğine takılır. Sağ, aynen öyle. Sağ olun. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son cümlelerinizi alalım ve programımızı bitireceğiz. Estağfurullah. Ben gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Sanki bir yarım saat daha var diyecek gibi anladım. Zaman su gibi aktı geçti. Evet, evet. Ben objektif yayıncılığınız dolayısıyla bütün görüşlere gerçekten buradan kendini kamuoyuna aktarma, herkese doğru kapımız bilgileri, açık bizim. Evet, evet, kamuoyunun doğru bilgileri edinmesi adına bu fırsatı verdiğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Malum önümüzdeki hafta lig başlıyor. Evet. Balıkesir'e de PTT birincilikte başarılar diliyorum. Aslında Büyükşehir Belediyesi ile ilgili söyleyeceklerim vardı ama gündemi zaman konuştuk. Evet. özellikle su kanalizasyon konusunda ciddi sıkıntılar var. Sadece Körfez'de değil ki Körfez'de bu sıkıntı had safhada. Özellikle Ayvalık bölgesinde yaklaşık yaz nüfusunun 5-600 bin olduğu bölgede neredeyse bir aydır su akmayan siteler. Evet, şu an Ayvalık'ta su yokmuş. Geçen gün bana da bir telefon geldi. Onu da hemen paylaşalım ki paylaşmıştım zaten. Evet. Şu an bir aydır dediğiniz gibi Ayvalık gibi suyu akmayan güzide olan siteler, bir yer. Evet. Gerçekten orada suluk çok kötü. Türkiye'nin gündemine. Buradan yetkililere seslenelim, en azından Büyükşehir Belediyesi'ne seslenelim. O sorunu çözmesi gerekiyor. Yani işin şeyi bu. Tabii yani şimdi evet. Bir de bu bölgede özellikle sağlıksız su. Hı hı. Sağlıklı su vermek zorunda belediyeler. Bununla mükellef. Sadece bu bölgede mi, kırsal bölgede de. Hı hı. Yine Bigadic'in kırsal mahalle diyoruz şimdi. Eskiden köy olan bölgelerinde birçok yerde günlerdir suyumuz akmıyor diyorlar. Yani Balıkesir Büyükşehir Belediyesi maalesef böyle yandaş, eş, dost, akraba, çocuk, kardeş kadrolaşmasıyla işi, emaneti ehline vermek yerine partizanlara verdiği için, dağıttığı için ciddi bir sorunla karşı karşıya. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Körfez bölgesinde hem su yok, olan su da sağlıklı değil. Ve artı sayaçlar zamanında okunmadığı, hatta görülmeden yazıldığını, bunun da fazla miktarda yazıldığını, bunun da katlamalı fazla ücret ödemek zorunda kaldıklarını vatandaşlar isyan ediyor. Ama bunun sadece Ayvalık gibi Körfez bölgemizde değil, Edremit'te, Burhaniye'de değil, Balıkesir'in diğer ilçelerinde de birçok yerinde, işte Bigadic'in yeni mahalle olan, dün köy olan. Peki bugün bizden önce işte biz Büyükşehir yeni olduk. 1,5 yıl oluyor. Sizden önce de İl Genelkurmay başkanları da sizdendi. Evet. İl Özel İdaresi sizin yönetiminizdeydi. Yani 13 yıldır hem ülkeyi hem Balıkesir'i sizler yönetiyorsunuz. Ama Balıkesir merkez ilçedeki mahallelerimizde Allah'a şükür bir sorun yok. Bunlar sadece var olanı iyi yönetsinler yeter. Yetkililere buradan seslenmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Ekranları başında bizleri izleyen tabii izleyicilerimize. Tabii ki ileriki günde tekrardan sizleri konuk edeceğiz. Sağ olun. Ve buraya geldiğiniz teşekkür ediyoruz. Ben onur duyduk sizlerle. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet efendim, Ege Gündem özel programımız bugünlük de bu kadar. Sayın İsmail Ok'a çok çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgilerden ve bizleri en azından ve sizleri en azından aydınlattığı için. Tekrar Perşembe akşamı saat 20'de görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.